Gece gündüz denedim aydın koştum. Olsa ne fark eder, yolum yokuşum. Geçtiğin umudu yandı tutuştum. Hüseyin Baş Bey salonumuza teşrif ettiler. Bartın'da 41 madenci kardeşimiz şehit oldu. 41 aile, 41 evlat, 41 baba, 41 hane canlarını yitirdi ve ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanımız kader dedi. Ve şununla övündü. 24 saat geçmeden göçük altından bütün cesetleri çıkardık dedi. Göçük altında hiçbir beden kalmamış olabilir ama bugünü bir kenara yazın. Bugün AK Parti iktidarı göçük altına gömülmüştür. İnsan hayatının bu kadar değersizleştiği, insanın bu kadar kıymetsizleştiği ne Türk dünyasında ne dünyamızda hiçbir dönem olmamıştır. İnsanın bu kadar sömürüldüğü, üç kuruş için canına kastedildiği hiçbir dönem görmedik. Ve 20 yıldır sömürülüyoruz. 20 yıldır öldürülüyoruz. 20 yıldır yok ediliyoruz. 20 yıldır canımıza kastediliyor. Ve tek kelimelik bir açıklama: kader. Bunun kaderle hiçbir alakası yok kıymetli dinleyiciler. Sizin kader dediğiniz şey esasında sizin ihmalkarlığınız, sizin iş bilmezliğiniz, sizin insana kıymet vermeyişinizden kaynaklanıyor. Senin açtığın çukurda 41 can hayatını kaybetti. Bunun kaderle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Sonra kader dediğiniz Avrupa'daki ve Amerika'daki maden işletmelerinin, sizin kurduğunuz maden işletmelerinden bilimsel olarak 130 kat daha güvenli olması da kader mi? Ve o göçüğün altına gömdüğümüz AK Parti hükümeti o ailelere hesap verecektir. Bize değil, siyasete değil, o ailelere hesap verecektir. 14-15 yaşında bir çocuk babasını arıyor. Facianın olduğu yerde. Bu tabloya dünyanın herhangi bir yerinde yeminle söylüyorum iktidar değişir. Bunu siyaset olsun diye söylemiyorum. Bu kadar insan canı kıymetsiz olabilir mi ya? Geçen Cumhurbaşkanı biz dedi 4. Y'yi de ekledik. Ne o? Yollar yaptık dedi. Yol falan yapmadınız. Siz yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların yolunu yaptınız. Sizin 4. Y'niz o. Müflis tüccar hani derler ya, eski defterleri karıştırırmış. Şimdi döndüler yine aynı şeye, başa sardılar. Yoksulluğu bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz. Sanki ülkeyi biz yönettik. Sanki bütün bu berbat tablonun sorumlusu biziz. Diyorsunuz ki bir korkunuz var. Ya sana oy vereceğim ama oyun boşa gider. Bana vermeyin. Gidin onlara oyunuzu verin. Oyunuz kesin olarak boşa gitsin. Sanki çok dolu yerlere oy veriyormuşsunuz gibi, biz de aradan sıyrıldık, oy istiyormuşuz gibi. Ya sizin oyunuz 20 senedir boşa gidiyor. Nereye atarsanız atın. Yani 20 senede bir doluyu tutturamamak da enteresan. 1808 yıllardan Osmanlı İmparatoru bir imza atıyor. Bu imzanın adına senedi ittifak diyoruz. Şimdi bu senedi ittifakta padişahımız ayanlarla anlaşıyor. Ayanlara diyor ki ben size bazı özel haklar tanıyacağım. Siz de beni Anadolu'da insanlara güzellikle anlatacaksınız ve bana karşı baş kaldırmalarının önüne geçeceksiniz. Senedi ittifakın özeti bu.
Bu da bir yere benziyor mu? Bugün karşılığı var mı? Tamam. Osmanlı geliyor bu ayanlara, diyor ki siz bulunduğunuz bölgelerde vergiyi bana önden bedelini verin. Mesela 2 yıllık kaç para bu ordunun vergisi? 200 lira. Ver bana diyor buradaki ayana 200 lirayı. Peki bu ayan bunu babasının hayrına mı yapıyor? Bunu kar etmek için yapıyor. Ne yapıyor? Size geliyor diyor ki hepinizden, evet arkadaşlar 2 sene boyunca bana 400 lira vergi ödeyeceksiniz diyor. Siz de çiftçi, esnaf vesaire ne yapıyorsunuz? Kalkıyorsunuz diyorsunuz ki benim bu parayı çıkarmam lazım. Üreticinin tamamı bu sefer ürünlerine zam koymaya başlıyor. Daha pahalıya satmaya başlıyor. Halk artık ürünleri satın alamaz hale geliyor ve enflasyon oluşuyor. Bu oluşan enflasyon halkı kıtlığa ve fakirliğe itiyor. Ve Osmanlı'da yıkılışın sebebi olacak olan enflasyonun temel sebeplerinden biri, milletin ödevinin, borcunun veya alacağının birilerine peşkeş çekilmesi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bugün ne yaşıyoruz? Sizin olan SEKA'yı özelleştirdiler. Sizin olan elektrik dağıtımlarını özelleştirdiler. Sizin olan tekeli özelleştirdiler. Sizin olan bankaları özelleştirdiler. Sizin olan şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Ve siz ne yaşıyorsunuz? Bu saydığım bütün ürünlerde pahalılık yaşıyorsunuz. Bakın bunu daha önce bizim atalarımıza yaptılar. Bugün aynısını yapıyorlar. Bunun sonunda ne var biliyor musunuz? Bunun sonunda açlık var. Bunun sonunda kıtlık var. Bunun sonunda işin en kötüsü darmadağın olup parçalanmak var. Buna bir an önce dur diyeceğiz. Ve ben ne yapacağım? Bakmayın böyle tek başıma durduğuma. Arkam sağlamdır. Neyi verdilerse geri alacağım. Nasıl alacağım? Bak nasıl alacağım? Babalar gibi alacağım. Babalar gibi verdiler, babalar gibi geri alacağım.